Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. O hürmeti devam edeceğiz başka zaman. Her şeyden bir bahardan arı her çiçekten alsın diye bugün ciddiyet ve vakar. Şimdi ciddiyet ve vakar peygamberlerin en büyük sıfatı. Evet, en büyük sıfatlarındandır. Yani peygamberlerin en büyük sıfatı sıdk. O da ciddiyette gözükür. Ciddiyetten ne anlıyoruz? Ben bir lügat manasını hepiniz biliyorsunuz. Ben lügatı vereyim isterseniz. İstilahta ne anlarız? Rahatsız oluyorsanız sormayayım. Yani boşver bu kamera, diğerleri de bizim kardeşler yani silinir yani endişe etmeyin. Yani rahat olun demek istiyorum. Yani istilahta içini doldurmak istesek, mesela lügatı okuyayım. Ciddiyet, ağırbaşlılık, gayretlilik ve hürmete değer şahsiyetliliktir. Bir şey böyle tanımlandığı gibi bir de ne değildir olursa zıttı iş ve vazifede gevşeklik ve ihmalkarlık davranışlarında laubalilik ve hafifliktir. Lüzumsuz konuşmak ve gülmek, el dil şakaları yapmak, büyük küçük arasında adap ve hürmet kaidelerine uymamak ciddiyete aykırı hareketlerdendir. Diğer bir manasıyla ciddiyet, bir kimsenin esas gaye edindiği davasını ve vazifesini tam bir alaka ve gayretle ele alması, hassasiyetle ve fedakarane takip etmesidir. Ciddiyet, lügatını okuyorum, daha içinde oldurmayın. Başka, herkes için ehemmiyetli olmakla beraber bir hizmet cemaatine dahil olan hizmet ehli için daha çok ehemmiyetlidir. Demek ki ciddiyet, ağırbaşlılık, gayretlilik, hürmete değer. Canlı yayın dinleyen arkadaşlar görüntülerini ve seslerini kapatsınlar. Birbirlerine olsun da ben uyarayım. Şimdi ciddiyet bu. Bir daha. Ağırbaşlılık, gayretlilik ve hürmete değer şahsiyetlilik. Tersini de okudum. İş vazifede gevşeklik ve ihmalkarlık, davranışlarda laubalilik ve hafifliktir. Lüzumsuz konuşmak, gülmek ve el dil şakaları yapmak. Hele şaka yaparken Allah Resulü diyor ki ben de yani latife yaparım. Bizim manada şaka yani. Ben latife yaparım ama latife latif olmalı. İçinde yalan olmayacak. Başka? Şaka yaparken içinde yalan olmayacak. Kendini ve karşısındaki şahsiyeti ortadan kaldırmayacak. Yani güldürürken öğretecek, öğretirken güldürecek gibi. Şimdi ciddiyeti biraz anladık. Vakarı vermemiş burada lügatı. Siz lügatından şey yapın. Sonra ben istilah manasını şey yapayım. Oku Resul. Buldun mu? Vakar. Ağırbaşlılık. Halim. He? Oku. Kim oldu? Ağırbaşlılık, halim ve heybetli oluş. Halim ve heybetli oluş. Namusu muhafaza, muhafazayı mucib haslet. Namusunu derken eşini değil. Namus nefisten geliyor. Şahsiyetini korumak. Namus o. Sakın ha eş anlama. Vakarlar şey yok. Namusunu korumak. Namus kendi kişilik
Verilen emre sahip olmak. Yani mesela kanun emirdendir, namus iradedendir. 53 Mesnevi'nin. Namus, mesela namuslu ol. Bekara denilmez mi Mehmet? Yani namus eşi ise, yani mesela eşi olmayana namussuz dense kızmaz mı? Namus, izzet ve şerefini korumak. Eşi de bunun da, bunun içindedir. Sen ne dedin abi? Verilen emire de sahip çıkmak. Yani. Sahip çıkmak. Devam et, çok ilginç bir şey söyleyecek. Vakar neymiş bak şimdi. Temkinlik, azamet ve izzet. Ha, azamet ve izzet. El azameti kibra vel izari ridai. Doğru mu? Bu 101 şualarda geçiyor. Allah bak şimdi. Azamet ve izzet. Allah Celle Celaluhu azamet ve izzet sahibidir. Bunu herkes paldır küldür ulaşmasın diye, her şey şey olmasın diye, kendisini azamet ve kibriya ile örtmüş. Herkesi kendisini açmaz. Mehrini vereceksin. Evlendiğin zaman eşinin yüzünü mehrini veren alır. Yani nikah. Onun için Cenab-ı Hak da herkes ulaşmasın. Öyle paldır küldür değil yani. Böyle mevzu bir meta değil. Kendisini izzet ve azamet ve kibriya yani. Azamet ve kibriya ile örtmüş. Kim açıyor onu? Kime açar Allah kendisini? Vakar sahibine. Kim vakar sahibi? Aziz ve izzet sahibi olan. Ne demek biliyor musunuz? Aziz ve izzet. Azamet ve kibriya ne demek? Cenab-ı Hak lüzumlu bir örtüdür diyor. Haçta bir belden aşağı bir örtü vardır. Erkekler. Bir de belden yukarı bir örtü. İhram. Tamam. Yaparlar. İzar ve rida. Şimdi bir alt örtü var. Bir üst örtü var. Birisi itikat, birisi amel. Kişi buna sahip olanı açar. Vakar neymiş en sonunda? Azizlik ve izzet. İzzet ve azizlik. He? Azamet ve izzet. Azamet ve izzet. Yani tamam mı? Azamet, itikat, aziz olmak. Yani Risale-i Nur'da mektuplar nasıl geçiyor? Aziz Sıdık kardeşlerim. Aziz Sıdık vefakar kardeşlerim. En çok kullandığı tabir Aziz Sıdık kardeşlerim diyor. Ekseriyetle de vefadar, vefakar kardeşlerim diyor. Ciddi kardeşlerim diyor. Aziz Sıdık var. Aziz Sıdık ikisi azamet ve izzet. Yani itikadını ve amelini muhafaza eden. Aziz, vakar olur. O vakar olur, vakar sahibi olur. Şimdi ciddiyetle şey okuyacağız. İçini dolduralım diye. Ciddiyetin içini dolduruyorum. Benim anladığım tabii. Ben lügattakini verdikten sonra. Hiç kimse kendi anladığını budur denmez. Bunu zaten biliyoruz her derste. Tekrar etmeye gerek yok. Anladığım şu. Örnek de vereceğim. Yani bundan yaşadığımız hayattan örnek vereceğim. Sonra peygamberlerin en büyük sıfatı olduğunu. Beş kategoride yani soğan gibi düşünürsen kabuktan içeriye girelim. Her derste zikrediyorum ki bazı şeyler otursun tabirler diye. Soğan gibi düşünürsek dimağda fikir. Fikirde ciddi olmak. Gir içeriye. Vicdanda ciddi olmak his. Gir içeriye. Kalpte ciddi olmak duygu. Duyguların ciddiyeti. Ruhta latife. Latifelerde ciddi olmak. Bunların cem-i ceminden, bütünlüğünden eylemde ciddi olmak. Bunu beşini bir çizgiye getirmek, getirebilmek kadar mükemmel oluyoruz. Şimdi bunlardan örnek vereyim. Mesela konuşuyoruz. Ciddi misin?
Yani bunu söylüyorsun, yani ciddi misin? Fikirde emin misin? Yani ciddiyet, felsefe tabiriyle ereğine, bizim tabirle hakikatına bağlılık derecesidir. İnsan hakikatine ne kadar bağlıysa, o kadar bu beş hakikatını, dimağını, vicdanını, kalbini, ruhunu, eylemini bir araya getirir. Hakim mesela bir şey, örnek veriyorum hepsinden. Dimağdaki ciddiyet, yani fikir, konuşunca hemen şunu sorar. Ciddi misin? Yani hak mı? Hakikate bağlı mı? His. Mesela çarpıcı olsun. His de bazen böyle sevgimizi, bazen nefretimizi, bazen böyle aşırılığımızı hemen sorar karı koca veya biz kardeşler. Ciddi değilsin canım. Ciddi olamazsın. His bu. Hislerde kaypaklık oluyor ya, oynuyor tak tak tak. Oynar. Kalpte ise en şey, kalbine mukabil bir kalp olması. Eşine karşı duygu. Ciddi misin? Yani evlenirken, biz nikah kıyarken eskiden sorardık. Yani ciddi misin? Ne demek istiyorsun hocam dedi. Tabii ki buraya kadar geldi. Yani sen bu sorumluluğu, Allah'ın bu emanetine farkındasın, alıyorsun değil mi? Yani ciddi misin? Bu evlilikte ne bekliyorsun? Yani bu soruları soruyoruz. Sanatkarlığı ne kadar? Yani kendisini ne kadar yönetmiş? Kalbine ne kadar hakim? Leylim leylim mi? Bunun tersi nedir peki? Abası o mu? O. Ev o mu? O. Verdim gitti. Kalbe inmemiş. Nerede? Bedendeki hayat. Abası var mı? Evi var mı? Var. Bit. Ondan sonra bak Emre ne yapıyor? Yazık yazık. Neler var? Neler ha? Şimdi daha kapten de efendim? Mesela iş yerlerinde şöyle bir şey tabi var. Mesela adam kimisi var böyle ciddi saatinde geliyor, saatinde gidiyor. Kimisi var takasına geliyor, takasına geliyor. Kimisi geç kalıyor, şey yapıyor. Bu sefer ciddiyetsizlik oluyor abi. Yani diyelim ki hizmette de ciddiyet ne demek yani? Yani desteği takip etmek, kitaplarını okumak, bir gitme, bir gelmek, o ciddiyetsizlik. Ha, bu beşe işte. Evet. Ona geleceğim şimdi. Eylemde. Çarpıcı örnek. Fikirde bir şey söylediği zaman, öyle mi ya? Ciddi misin bu? Veya haber duydun. Ciddi misin? Ciddi. Vicdanda ise, vicdanda his. Vicdanıyız. Ya vicdan, vicdanı böyle söylüyor. Ya bakar mı? Ciddi misin ya vicdanına? Bak, vallahi vicdanın rahatım. Veya vicdanın rahatsızım. Ya ciddi misin ya? Evet. Kalp, kalp muhabbet mahallidir. Yani muhabbet akıldan üstündür biliyorsun. Şuunat-ı zatiyedendir. Kalbe en güzel şey, kısmı sani denilen kadın kalbidir diyor. Kısmı sani ne demek? Kısmı sani yani Cenab-ı Hakk'a. Ha Cenab-ı Hakk'a nispet ediliyor. Seni Allah'a yakınlaştıran yani adeta kontrollü konuşayım da kısmı sani, yani Allah senin kalbine en yakın kalp yaratmış. Kalbime yakın Allah yani. Nazargah ilahi. Ama bu yakınlık itibariyle erkeğin kalbine, kadının kalbine en yakın kalp eşinin kalbidir. Kısmı sani tabir edilen kadın kalbidir. Erkek demiyor da ben uydurdum onu. Kadını. Yani erkeğin kalbine en yakın İşaret edeceğiz de geçiyor değil mi? Kadın kalbidir der. Yani Allah'ın dışında bir erkeğe en yakın kalp kadın kalbidir. Tamam mı? Oraya kayar. Niye acaba ya?
Yani şunat-ı zatiyeyi sayar mısın soğan kabuğu gibi merkezden dışarıya çık? Şunat-ı zatiyeyi sayar mısın? İçinde ne var? Şefkat var. Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Bunu at. He? Sururu. Sonra çık. Memnuniyet. Bir de var. Sururun hemen. Lezzet. Sevk. Sonra. Sevk mi? Lezzet. Şevk ve sevk. Sonra lezzet. Lezzet-i mukaddese. Şimdi kadın kalbi niye öyle diye söyleyeceğim. Lezzet-i mukaddese. Çık dışarıya. Memnuniyet-i mukaddese. Çık dışarıya. İftihar-i mukaddese. Tamam. Allah da iftihar ediyor. Kamil kullarını meleklerine karşı. Şunat-ı zatiyenin el merkezinde ne varmış abiler? Şefkat-ı mukaddese. Şefkatın temsilcisi kimdir? Kadındır. Hem de şunatın en tepesindedir yani. Şunat-ı zatiyeden sonra artık bir şey yok. Manyet-i zatiye yok. Allah var. Allah'a en yakın. Yani kalbim Allah'adır ama ona en yakın kadın kalbidir. Daha bir şey olamaz. Peki şefkat-ı mukaddeseden sonra şefkatin kahramanı kimdir? Şefkat kahramanı? Kadındır. Kadındır ya. Annelerdir. Şefkat kahramanları hanımlardır diyor ya. Ha, şefkat-ı mukaddesenin çık dışarıya muhabbet-i münezzeh. Artık ondan sonra sevgiler var, aşklar var. Mesela şefkattan en merkez şefkattır. Çık dışarıya. Aşk denilen nerede biliyor musunuz? Esma'da Rahman ismine bakıyor. Muhabbet bu kainatın bir sebebi vücududur. Allah niye yarattı bu kainatı? Şefkat ettiğinden ve muhabbet ettiğinden. Sen niye muhabbet ediyorsun denilmez ki. Seviyorum ya. Allah Allah. Mesela şu dağları niye seviyorsun? Seviyorum. Ha. Allah seni niye yarattı? Sevdiği için. Seni sevdiğini delil nedir? Var olmandır. 24. sözde geçiyor değil mi? Bu kainat Allah'ın yaratması nedir? Bir sebebi vücudu muhabbettir. Şimdi altını dolduruyoruz ki bu ciddiyeti konuşacağız. Gene hep Risale'den izah gibi gözüküyor ama hep biraz önce 24. mektuptan anlattım. 7 tane. Demek ki kadın kalbi işareti cazda söylüyor. Kısmı sani Allah'a yakın. Hatta bazen o galip olduğu için çöküyor içeriye kalp. Kısmı sani. Yani şunat-ı zatiyenin en merkezinde ondan daha ileri bir şey yok. Ne? Şefkat. Bizde şefkat var. Allah'ta şefkat-ı mukaddese var. Bizde muhabbet var. Allah'ta muhabbet-i münezzehe var. Şefkat kahramanları ise hanımlardır. Onun için kısmı sani denmiş. Allah'a en yakın. Allah'a en yakın kalp. Biz oraya taşıyor. Şimdi ben bu ciddiyeti fikirde söyledim. Söylediğin hakikate ne kadar yakın? Şöyle diyoruz. Ciddi misin? Emin misin bu şeyde? Gir vicdana, hissi taşkınlıklarla böyle söylüyoruz veya seviyoruz. İkide bir değişiyor his. Vicdandaki ciddiyet. Gir içeriye kalp, duygu. En zirvesini söyledim. Çık dışarıya. Muhabbet ediyorsun, arabana ediyorsun, davana ediyorsun. Ne bileyim gençliğine, yani nerede anlatıyor bunu? 32. sözde muhabbetin çeşitliliklerini anlatıyor. Bahara, çiçeklere, dünyaya, nefsine, eşine, çocuğuna, evliyaya nasıl muhabbet edildiğini anlatıyor oradan. Tamam. Çık dışarıya, biraz daha içeriye gir. Ruhtaki latife. Ruhtaki latife neydi? Anlatmış oldum. Ruhun latifesinde ne var? Ruhtaki latife nedir denilirse o 24. mektuptaki şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehedeki ciddiyet orada. Şimdi eylem. Mehmet Temen dedi. Tamam bu nasıl gözükür? Yani derse bazen gelir, bazen gelmez. Evradını okur, okumaz.
davasına, şey, nefsine hayra bolca her şeyi feda eder. Davaya gelince böyle, 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 böyle. Bir tuhaf mahluk. Tamam. Yani ciddi değil. İş yerine ciddi değil. Yani eylemde gözükmüyor. İşte insanın eylemi nereden kaynaklanıyordu? Sözleri ve fiilleri nereden çıkıyor? Kalbin ve hissin. Yani kalp ve vicdandan çıkıyor. His, vicdan, kalp, enerji kaynağı. Demek ki bir insanda namaz hissi var, şey, fiili varsa kalbinde ve vicdanında bu his var. Kalbin, şey, kalbinde enerji, vicdanında his. Ha? Var. Demek ki bu var. Eğer namazı yoksa ayaklı kütüphanedir, kafası doludur. Vicdanında ve kalbinde bu enerji, his yok. Arabanın aküsü var ama enerjisi şöyle. Kıt. Çalışmıyor. Orta seviye akü. Aldı. Sağlam bir akü. Kaptı. Dersin ki akü çok sağlam. İşte bu. Demek ki eylemde de ciddiyet bu. Vakar ise ciddiyet ve vakar maddesi ya. Ciddiyet ve vakar maddesi. Vakar da ağırbaşlılık. Ne kadar itikadı ve eylemi ne kadar bütüne gelmişse, kemal bulmuşsa o insanda vakar olur. Baktığın zaman haza Müslüman. Onu gördüğün zaman der Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah hatırlarsın. Konuştuğu zaman seni ferahlatır, hikmet konuşur der. Görüldükleri zaman Allah hatırlatan, konuştukları zaman sana hikmeti anlatan. Peki bunlar nedir? Bunlarda iki tane sıfat pek yoktur. Yani Allah'ın dışında. Korku ve mahzuniyetleri yoktur. Devamlı her şeye olumlu tarafı bulurlar. Yeis ve ümitsizlik bunların dünyalarında yoktur. Bunlar hep size ümit, güven aşılar. Ümitsiz, ya öyle mi hakikaten? Öyle bir şey yok. Her şeyde bile. En hapishanenin, bak en hapishane, bak loğan bağlamışlar Afyon'a gençler. Usta da namaz kılamasın diye. Eski hapishane duvarları kalın. Ustad duvara çıkıyor. Camın kenarına, orada namaz kılıyor. Koşuna loğan bağlamışlar ki şey olmasın. Afyon hapishane. Ustad şöyle diyor. İsyana bakın bu kadar. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti. Şu alarda geçiyor değil mi? Hiç. Ve orada şöyle diyor. Sabredin kardeşler. Bu şimdi ortaya çıkan risaleler günün birinde dünya okuyacak. Dünyanın malı olacak diyor. Lan lağım bağlamışlar senin kovuşuna ya. Hiçbir ümitsizlik yok. Allah öyle diyor. Hafun ve lahum yahzenun. Öyle mi hafız? Yani onlar korkmazlar, bir de hüzün. He söyle. Hüzünlenmezler. Onlar, okuma, bu ayetin başı nasıldı? Ayetin başı nasıl? Niye, nasıl? Evliya. Evliya aleyhim. Hafın, velahum yahsenun. Velahum yahsenun. Onlar, hatırladın mı? Gene hatırlamadım. O zaman sen iyi ezberle benden. Korku yoktur onlarda. Hüzün de yoktur. Hüzün. Nerede? Burada böyle oldukları gibi. Bak iyi dinle ve başlıyorum. Bunlar korku ve hüzün pompalamadıkları gibi men dakka dukka, nasıl yaşarsanız öyle muamele göreceksiniz kabirde. Onlara korku verilmeyecektir, hüzün verilmeyecektir. Niçin nur talebeleri imanla kabri gelecektir? Hep Allah, meslekleri o. Ne iş yaparsınız? Allah anlatır. Tamam mı? Mesleğin ne? Allah anlatmak. Bak şimdi. Allah Kur'an bu hayatta bunu yaşarken ölüyor. Sen mi beni anlattın hep? Allah seni orada unutur. Vaat etmiş. Beni bir defa anarsan ben de anarım. Sen yalnız anarsan ben de seni yalnız anlarım. Beni toplumda anarsan ben de aşağılarda anarım. Hatırlarsınız. Şimdi korku ve hüzün yaymayan korku ve hüzüne karşılanır mı? Mümkün mü ya? İnsanlara ümit ve
şefk veren insana Allah tersi muamele eder mi ya? Etmediğine delil nedir? Budur. Şu anda verdiğidir. Düşmana dahi güzel muamele edersem o dahi yumuşarsa abi. Ya. Ya düşmana. Allah nasıl muamele edeceğinin en sırasını söyleyeyim mi size? Şu anda yaptığı muameledir en düşük. Mevlana demiş ya. Ya Rabbi demeden, biz bunu demeden bana bu duyguyu, bu arzuyu, bana ya Rabbi de diye duyguyu, arzuyu, hissi verip sonra bana ya Rabbi dedirten olduğu için ben demeden önce buyur kulum demiş oluyor bu sistemi vermekle. Ya Rabbi, Allah cevap veriyor mu diyebilmektir. Risalede delilim nedir? Ücretimiz hizmetin kendisidir. Hizmette misin kardeşim? Ücret budur. Şimdi sizin aletlerle ayakta durmak için adamlar hap içiyor. Bu şimdi hap veriyoruz, hap. Hap içiyoruz. Bu haptır ya. Ya Rabbi diyemezsin. Hadis-i Kutsi de öyle geçiyor, hadis-i şerifte. Affetmeyeceği kulunun ağzına tövbeyi nasip etmez. Tövbe ve istiğfar nasip etmez, vermez. Peki, şurada bir cümle var. Güzel gidiyor değil mi inşallah? Diyor ki, ciddiyet sıfatına muhalif düşen laubalilik. Ha 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 ha, dershane der falan. Ders bitiyor. Derse uygun olmalı ama sıkmamalı. Yani derse uygun olan şu. Ders bitiyor, peynir gibi kesilmemeli. Helikopter gibi piste inmemeli, uçak gibi inmeli. Dersin biraz tesiri olmalı. Dersle alakalı müzakere olur. Dersin ifade edilemediği veya söylenmek istemediği şeyler olur. Sorulur. O konuşulur. Veya sorusu olan varsa sorulur. Ama hele şu dershanenin, şu ders yapılan yere dünyalık girmemeli. Başka? Laubaliliğin. Laubalilik el ve dil şakaları ama olur şu olur. Latife latif olmalı. Mesela Allah Resulü mescidinde güreş tutulurdu. Ustadın mescidi şeyinde, medresesinde de güreş tutarlarmış. Güreş tutuluyor. Ama laubalilik başka bir şey. Milletin hürmet ve itimadını sarsacağını ciddiyetsizlik var ya. Der ki, ona senin anlattığın adamı adam etseydi, ilk önce sen adam olurdun. Ve sana hiç bakmaz bile. Bak, anlattığın şey adamı adam etseydi, sen adam olurdun. Bana niye anlatıyorsun? Bu manada limetekulunem alatefanım. Yapmadığın şeyi, yani uygulamadığın bir şeyi niye söylüyorsun? Söyle de tesir etmez. Çünkü niye? Sözünle eylemin ters. Ama ciddi olacağız diye böyle de değil. Bak Allah Resulü he? Hatıra anlatmışlardı da biz ispatı etmiştik. Bu da abiler oturmuş da böyle çay içiyorlarmış, gülüyorlarmış, şey yapıyorlarmış. Üstad oradan çıkmış gelmiş. Demiş ki Risale'nin demiş böyle bu ortamı, bu netice verse yeter demiş. Ya. Abi ki orada zahirde gördüğü zaman ha 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 hu var. Evet. Balık gibi gözüküyor. Ceylan abiyle değil mi? Ceylan abi hatırası galiba. Yazmışlar Risale. Yorulmuşlar da bir. Çay içiyorlar abiler. Karaman abilerimiz. Ondan sonra tabii gülüyorlar tabii. O kadar dalmışlar ki gülmeye. Usta tahtalıyor ya hemen. Çıkmış kapının eşiğinde bakıyor onlara. Öyle. Ne demesi bak lazım? Böy! Ne biçim adamlarsın? Ustadı görünce hepsi bir anda sus. Demiş ki, Risale-i Nur bu dünyada sırf size bir, bu muhabbeti, bu kardeşliği vermiş olsaydı, sırf dünyaya bakan ciddi olsa, ahireti olmasa, bu bile yeterdi. Çünkü beraber nerede hakiki kardeşlerle? Bak sizinle ömrüm geçiyor. Bir insanın karısıyla, kocasıyla bu kadar ömrü geçmez. Öyle miyorsun? Mesela bir odamda, bir odamın bir tarafında Yusuf var, bir tarafında Resul var değil mi? Bir de Hasan abi işin antikası dedin ya, fazla geçmiyor. Yani çok az geçiyor, ne rağmen çok kavgalar onlarda oluyor.
He ya. Yani biz hakikaten bizi Allah koruyor ya. Erkeklere bakıyoruz, hep beraber oturuyoruz, kavga olmuyor yani. Hep de erkek yani, tamam? Hepsi erkek. Erkek oldu, erkek değil, değil. Nur suresini geçiyor. 25 saatin belki 25, 10, 20, yani... Uyku hariç. Uyku da... Uyku desek yani en az da 17 saat, 18 saat beraber neredeyse. Evet, yani şey, havuz o üçüncü katın o odası, kaç kişisiniz orada? 4 kişi. 5 kişi. 5 kişi. Şimdi bir karı koca 100 metrekarede koca evde kavga ediyorlar. Bir odada 5 kişi. Bizde de koca gündüz işe gidiyor, akşam geliyor yani. O kadar yani. Ülkede çıkarsak günde 2-3 saat ile beraberler. Ya hep beraberiz. Niye? En çok kavga da orada oluyor. Çok şükür ya. Çok şükür. Risale-i Nur bunu verse bile yeter. Çok şükür. Dünyada en büyük nimet. Arkadaşlar, en büyük nimet, ben defterime yazmış, dünyada en büyük nimet, Allah ile ve ahiretle, Allah ve ahiretle ümitli olmak. Allah ve ahiretle ümitli olmak. Bir dünyada bir rahatlık var, bir de ümitli yaşıyorsun ya. Bir daha sana mesela Ceylan abi dedim ya, aklıma o geldi de. Zahide baktığınız zaman Ceylan abinin yapmış olduğu hareketler üstlere karşı. Bazı malum da biliyorsun değil mi? Çok şaka yapardı usta da. Yani oradaki sanki orada lav varmış yani, tövbe yani, sanki lav varmış gibi gözüküyor. Ya. Halbuki üstad her lav böyle olsa üstad ona katlanır mıydı yani? Ya. Uyarırdı. Hevesini kesmek için ne acayip şey demiş ya. Sana koca kara alın. Sana koca. Demiş ki ustad tepsi, çay, abiler risale yazıyor ya. Ya acayip bir zaman ya. İsal yazıyor, matba. Yoruldu. Kim çay yapacak? Ustad da tavsiye yaptı. Gitti kendisi çay yaptı, tepsiyle getiriyor. Ceylan abi durur mu? Çocukken gelmiş. İlkokuldan sonra ustada teslim ediyor. Küçüklükten beri yanına gelince naz olur. Bende de öyleydi bir an Rüştü abiye. Öyle. Keçili dedi böyle böyle. Her şeyi sorardım. Takılırdım böyle bazen. Çocukken gitmişsin ya. Çocukken gidince tabii diğer abiler şöyle mesela Sungur abi, muallimken gitmiş, şu bu. Gidince Hüsnü abi de küçükken gitmiş. Ama devamlı değil öyle, risale verilmiş özel. Ustadın o tepsisini gördü ya Ceylan abi. Ustadım demiş, beni evlendirseydin dedi, bu işi yenge yapardı dedi. Sen de uzak çekmezdin. Ustad o tepsiyi koyup, teyif peşineceğim bakın hemen Ceylan abi kaçtı. Yani acayip. Çok acayip ya. Çok şükür. Şimdi ne yapıyorlar orada ya? Abi bir arada işte Hazretleri Nisan yağmuru toplayacakmış abi. Ceylan abiye demiş işte git bir kap getir su toplayalım hani. Ondan da Nisan yağmuru hani hadis var ya abi. Nisan yağmuru. Toplayalım demiş. Ceylan abi de gitmiş. Bir tane abi bu eski şeyler olur ya böyle. Güğümler abi böyle su testileri. He. Ağzı çok küçük olandan getirmiş. Ondan sonra üstadları bir tane yapmış demiş. Bir abiye sen demiş, o gitmiş hemen bir tane lehen getirmiş abi. Peki de mahsus yapmıştı. Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Allah güldürdü ya. Orada da ne güzel olacak ya. Şimdi üzüm asıyorum şimdi üstad hazretleri. O gidip düşsün diye. Yiyelim de. Çünkü düşmeden indirmiyor ya. Sağlıyor. Allah. Mesela şuna bak o zaman yani hangi sanki lavabı değilmiş gibi. Yok, çok şaş. Allah Resulüne Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam hurma yiyorlar değil mi? Gitti Hazreti Ali'ye. Ya Ali o nasıl falan söylüyor bu arada kendi yediği hurmaların çekirdeklerini Hazreti Ali'nin önüne koyuyor. Sonra tabii şey yapıyor. Ya Ali bayağı da hurma yemişsin diyor. Hiçbir şey demiyor siz koydunuz. Siz de hurmalarınızı yuttunuz galiba. Çekirdeklerimizi. Peki, ahlak-ı peygamberiden olan ciddiyet. Okuyorum. Nereden geçiyor? Muhakemat 144. Ben burayı aslında işaret-i cazdan bekliyordum. İşaret-i cazdan şey yapmamış bakayım. Çok ilginç o ciddiyet ama oradan almış. Daha kapsayıcı olduğu için almış. Ve oysa ciddiyet
İşaret icazda anlatıyor. Ama burada muhakemattan almış. Herhalde daha kapsayıcı. Diyor ki peygamber ahlakıymış ciddiyet. Peygamberlerin delili sıdkı. Allah Allah. Delili sıdkı. Yani sıdk. Sıdk nedir? Doğruluk. Daha perçinlesin. Zıttı nedir sıdkın? Kisp. Yalan. Demek ki peygamberlerin delili sıdkı her bir hareket, her bir halidir. Evet, her bir hareketinde Adem-i tereddüt, her bir halinde, ya çok acayip ya. Yani girmek, peygamberimiz hakkında pek ders yapamıyorum, farkında mısınız? Çok etkileniyorum, kontrol edemiyorum duygumu. Hele Miraç'tan yapamıyorum, bir zeytin yapmıştım. Etkileniyorum, kaptırıyorum öyle içine. Çünkü ders yaptığım şeyde, içinde ben olmadıkça zevk alamıyorum, derste yapamıyorum. Şimdi gel de şey yapma. Diyor ki, Adem-i tereddüt. Yani acaba bu hak mı, bu hak mı? Bu doğru mu, bu doğru mu? Böyle mi desem, böyle mi demesem? Buna böyle mi davransam, böyle. Ya nereden bileceksin ya? Ha deney, yanıla yanıla. Biz tamircilikte yaptık ya. Yapardık ayarı. Hadi bir deneye çık, dene. Olmadı bir daha. Ya insan tamir ediyorsun ya. Ve değiştirmiyorsun. İnsan tamir ediyorsun. Değiştirmiyorsun. Tereddüt yok. Allah Resulü'nün 19. sözü diyor. Gidişatına bakılır ki hiçbir tereddüdü şüphesi yok. Niye? Bu budur diyor. Bu da budur. Ya nasıl der ya? 23 senelik hayatında, ey ashabım, 22 sene önce böyle dedim. Şimdi ben onu değiştiriyorum demiyor. Bu budur dediği zaman başlangıç hayatında, nübüvvetin başında, sonunda da aynı şeyi söylüyor. Hiç mi terakki etmedi? Hiç mi doğruları yanlışları değişmiyor? Değişmiyor. Mümkün mü? Değildir. Değişiyor. Değişmiyor. Değişmesi lazım. Değişmedi. Demek ki kendisinden çıkmıyor. Allah söylettirmese biz ya akşam karar veriyoruz, gündüz değiştiriyoruz. Ustad ya, ezelisinden ders alıp öyle söylüyor. Evet, ustad ezelisinden ders alıp sonra söylüyor. Yani şöyle, bak arkadaşlar, yapabilecek miyim? Sünnet-i Seniyye böyle misal veriyorum. Şimdi şu kitaba bakın. Sizce bu kitap böyle mi daha iyi duruyor? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi vesaire. Şimdi bunun en doğrusu nedir? Size karşı olacak bu. Ama beni de memnun edecek. Bu kitap nasıl koyayım? Misal veriyorum. Buraya. Sizi, burayı ve beni memnun edecek. Şu. Allah Resulü'nün sünneti şöyle. Yani böyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Yerde olan hadiseleri alemi misal ve alemi manada, hakikat aleminde böyle koysam orada nasıl oluyor? Böyle koysam orada nasıl gözüküyor? Şöyle yapmış. Yerde işlenen günahları veya hareketleri alemi misal ve alemi mana ve alemi manada ve levh-i ezelide hemen oluyor. Allah Resulü ikisini birden görüyor. Bak sünnet. Onun için değişmiyor. Bu hareket, yani bu mu, bu mu, bununla burayı beraber görüyor. Biz tek gör. Şimdi oraya bakıyor, bana emrediyor. Veya kendisi yapıyor. Bu elin bak. Hasan ileri al 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 al. Olmadı, olmadı. Sağ al, sağ al, sağ al. Çevir, çevir, çevir. Çirkin gözüküyor orada. Olmadı. Bu tarafa çevir, çevir, çevir. İleriye biraz da al al al. Hah, tamam. Orada bu, orada bu, orada en güzel gözükme hali bu. Bunun burada mazi müstakbel olmadığı için buradaki, yani orayla buraya karar vermek orayla olduğu için hiç değişmez. Sünnet-i seniye bu. Kendi ahvali, ahvali, etvarı, akvali, efali. Dört. Kendisinden değil. Eğer kendi doğasından çıksaydı hareketleri, erkekti, kadınlar taklit edemezdi. Kadınlar da ettiğine göre sünnetin,
kendi etvari, ehvali, ehvali, yani ahvali, efali değildir. Ahvali, ahvali, etvari. Bir de şey var. Bir de hadiselerde hiçbir şey demeyip takındı haller. Mesela birisi bir şey yapıyor diyor veya gülüyor bir şey demiyor. O da kaynak oluyor. Dört. Ahvali, etvari, tavır. Yani ona karşı tavır. Yani bu. Efali, yaptığı. Ekvali, akvali, kavli, konuştuğu. Yani hakikat orası. Anladınız mı? En doğru götür götür buraya hiçbir şey yapmıyor. Ustad diyor ki 10 sene İstanbul'da kaldım diyor. Bir defa bakmadım diyor. Oysa Ermeni ve Rum kızları hal için orada alayış ediyorlardı. Yani eğleniyorlar, geziyorlar. Bir defa bakmadım 10 sene. Niçin? Yerde işlenen günahların alemi misal de temessüllerini görüyordum diyor. Yerde olanları ben orada görsem, ikisini bir görsem kim bakabilir yani? Bu Eskişehir hapishanesi. Eskişehir hapishanesinde lise mektebinin avlusunda kızlar raks ediyorlardı. 50 sene sonra hallerini gördüm diyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. 50 sene sonra hal. E peki onlar şimdi epey öldü. Fesva. Şimdi bugünkü bir halimi söyleyeyim, paylaşayım size. Küçük bir paylaşım. Dördüncü kattayız değil mi o? Ondan sonra çözemiyorum. Kalem elimde. Volta attım. Nadir abinin ki hem bir ilham gelsin hem de bu haletten çıkayım. Çıkamıyorum. Ya sinir olduğum zaman, canım sıkıldığı zaman vesaire Nadir abiye koşuyorum. La. Onunla oynuyor sonra. Şimdi başka bir şeyde camdan bakıyorum. Baktım. Adam komşumuz ya şu. Ömrünü iki kat, üç kata verdi. Ben onu tanıyorum. Biz bu mahallede ilk biz yaptık bina. Başka hiç kimse yok. Bu tepede hiç kimse yoktu tepecikte. 1990 neydi? Ben tepeciye 1985'te geldim. Buraya Rüştü abi göndermişti. Şimdi ben adamı tanıyorum. Ömrü üç katlı bina. Ha, üç katlı binaya geçti. Çoluk çocuğunu da çalıştırdı. Üç katlı bina. Ben çok iyi tanıyorum. Bir daha söylüyorum. Baktım şöyle. Orada odun kesiyor. Ben bir şey çözemiyorum ya. Baktım sol tarafta. Onun için böyle dönüyorum. Baktım adam odun kesiyor. Seviyor bizi. Hep bu. Ya dedim, bu dünyaya bunun için değmez ki ya. Sırf bunun için gelinmek. Dini hayatı pek olmadığı için. Dedim ki, bak şimdi haletimi söyleyeceğim. Bina, eşi yanında oturuyor, arabası da kapıda. Hep böyle bana deseler ki 100 sene yaşa, evim var, eşim yanında, arabada var. 100 sene hastalıkta olmayacak yaşa istemem. Niye? Dedim ki bak şimdi haletim. Ya iyi ki ahiret var. Böyle sonsuz yaşanır mı ya? Her gün aynı. Mutfak, ömür geçiyor. Mutfak, tuvalet. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Yani tabii bu söz de hani halet yani. İyi ki ahiret var ya. Bu buradan gitmemiz lazım dedim ya. Bu sıfır. Hani ev, araba, eşi, bakın. Yani bu mu yani? Bir de kendisi. Yani böyle bir hayat. Mutfak, doldur, boşalt, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu olmaması lazım ya. Çünkü fıtrata hiç uygun değil. Bu iyi ki ahiret var dedim ya. İyi ki gideceğiz dedim ya. Böyle sıfır olmaz. Ahirete gitmeyi insan seviyor. Tabii biraz farklı biz. Şimdi bir paragraf okusak en azından şeyi şu kadar okuduk mu bu akşam keseceğiz. Saatle orada kaldı. Bir daha peygamberlerin delili sıdkı her bir hareket
her bir halidir. Her bir hareketi anlattım. Bu en güzel nasıl durur? Her bir hareket. Orayla Yusuf buraya şekil veriyor. Oraya bakarak konuşuyor. Ey ashabım, ey Ömer, ey Ali, böyle yap, böyle gitme. Oraya bakarak buraya hükmediyor. Böyle bir insan. Mülk ve melekütü cem etmiş. Şehadet ve gaybın lisanı diyor ya. Nereden söylüyor bunu? Nereden söylüyorsun bunu? Gaybın ve şehadetin lisanı. Ya. Rahmetin timsarı demişti. Evet. Altıncı şeyde. Yani Allah'ın diyor. Allah sana nasıl davranacak? İnsan merak etmez mi? Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sahabesine davrandığı gibi. Nerede söylüyor? Altıncı. Altıncı neydi? Altıncı dedim de Reşa. Ona işaret. Reşa. Reşa mıydı? Bak mektubattaki, yani sözlerdekini okuyayım. Madem yok. Bak onu okuyayım. Bazıları diyor, ya nereden şey yapıyorsun? Ya kardeşim ben tatmin olmadığım bir şey demem ya. Altıncı Reşa bak diyor ki, ben mektubattakini verin ya, mektubat verin ben burada. Heh, var mı mektubat? Bir sayfa ile tevafuk, bir sayfa ile çıktı Allah Resulü. Altıncı esas. Diyor ki, hem o kim? Melek, cin ve beşerin seyidi. O kim? Melek, cin, beşerin seyidi olan zat. Şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. Bundan sonrasını düşünün. Bak bir daha soru şuydu. Allah bize nasıl davranacak? İbrahim merak etmez misin? Tabii. Ha bak şöyle davranacak. Onun için Allah'la, ahiretle ve Allah'la ümitli ol. Hiç şüphe etme ne olur. Bak şimdi. Allah bana nasıl davranacak? Şöyle. Peygamberin sahabesine karşı bak. Rahmet ilahiyenin misali, şey timsali. Timsal nedir? Timsal. Lümenesi yani. Timsal. He. Örnek olur mu? Örnek verebilir misiniz? Timsala bir örnek. Ama hüviyetini de taşısın, hakikatini de taşısın. Güneşteki, semadaki güneş. Allah diyelim. Tabi. Misal. Şemsizeli. Ayna Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ruhu. Ayna. Aynada gözüken güneş Allah ne aydır ne gayrıdır. Aynedir bu alem her şey hakkıyla kayın. Mirat-i Muhammed'den Allah görünür daim. O aynada güneş gözüküyor. O aynadaki güneşe timsal denir. Aynıdır, gayrı da değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Niçin? Ben gözüksem aynaya, hüviyet olduğu için aynı değil. Suretim aynı. Güneş nurani olduğu için ısısı, ışığı, rengi, hatta yansıtsam böyle kayar. Niye teferruat anlatıyorum? Çok mühim olduğu için. Demek ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimizin rahmet ilahiyenin timsaliymiş. Allah'ın yeryüzündeki rahmetinin tayin ve teşahhüs etmiş hali. Ah, Allah'ın davranış biçimini Resulullah'ta gözüküyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün kalbi, ruhu, her şey Allah'ın elinde değil mi? Onun davranışı Allah'ın söylediği yani. İn huve illa vahyun yuha. O ne diyorsa alın ben söylüyorum. Ben yaptırıyorum. O zaman Allah kim? Rahmet. Rahmet ilahinin timsali. Yani Allah'ın kullarına ettiği muameleyi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesine ettiği muamele cinsinin timsali aynı. İki, yetmiyor. Sahabeleri olduğu gibi abi o zamanki insanlar mesela Ebu Cehil mesela kuyuya düşüyor onu çıkarıyor. Beni çıkarıyor.
Bir de sahabe değil yani. He. Ya ben oraya kadar götürmüyorum. İman edene. Ama tabii ki evet. Kafire de öyle yapmış. Yahudi'nin çocuğunun kuşu vefat etmiş. Çocuk. Taziye için evine gitmiş. Çocuğu ya. Çocuk Yahudi çocuğum. Bilmem ne lan falan eşek falan deriz böyle. Yahudi çocuğum bir de onun çocuğa kapı çalmış. Yahudi bakmış. Gelmiş. Korkmuş yani, çekilmiş. Demiş. Yahudi. Buyur ya Muhammed. Şaşırmış yani. Ya çocuk da gelmiş. Çocuğa taziye etmiş. Senin kuşun ölmüş dedi bugün. Onu okşamış. Bu yalanda yapmıyor ki bunlar. Sonra adam yapmış biliyor musun? Bunun için mi geldin ya Muhammed? Çocuk için. Ya, onun için çocuk ama Allah Resulü için ruh. Evet. Yani şimdi gidiyorsun. Bu merhamet diyor. Ancak peygamberlerde olur diyor. İman ediyor. İman ediyor değil mi? Ediyor. Baktım takip ettim de etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhu rahmeti ilahinin Allah'ın rahmetinin timsali, görüntüsü. İki, muhabbeti Rabbaniye'nin muhabbet, Rabbimin muhabbetinin misali. Misali demek eylemsel hali. Bak, bir tanesi kalbindeki durum, ruhundaki durum Resulullah. İkincisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışı. Misali demek davranıştır. Timsali içsel alemdir. Rahmet ilahiyenin timsali Allah bana nasıl bakıyor? Peygamberin ümmetine baktığı. Allah bana nasıl davranacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam muhabbeti Rabbaniye'nin misali olduğu için ümmetine davranış gibi davranacak sana ve bana. Öpülmez mi? Nice din adına, din kurtarıcısı adına kara kalplerin riyakarane söz ve fiillerinden çıkan bir insanın din adına ellerini öpecektik. Usta diyor ki, padişahımızdan gelen diyor ceviz, değil cevizi, değil kabuğunu, onu saran mendili bile padişah adına öpülür dedi. Değil mi? Risale geçiyor. Adamların din adına elini öpecektik piyasadakileri. Öp bunu hakikaten. Demek ki Allah Resulü'nün iki şekilde bir içsel alemindeki nasıl görüyor, ümmetine nasıl böyle şefkatli, çünkü rahmet, içi nasıl rahmetli? Allah'ın o ruh aynasındaki, semadaki güneş, rahmet ilahiyenin timsali, aynadaki güneş gibi, sema şems-i ezeli, semadaki Allah'ın şems-i ezeli olsa, rahmet ilahiyenin timsali içsel alem, içi, muhabbeti Rabbaniye'nin misali Allah Resulü'nün davranışı. Misal eylemseldir. Timsal içseldir. Azamet ve izzet gibi. Eylem ve itikat. Peki Allah'ın sana nasıl davranacağını anladık mı abi? Sahabe ne yapmış abi, biz yanlışlıkla yaptık. Sahabe de yapmış. Söz verdiği halde cihata bahane uydurdu. Karısını bırakamadı bir tanesi. Ötekisini gerek yok. İki kişi galiba. Cihada gitmedi. Üç kişi. Üç kişi mi, iki kişi mi? Üç kişi. İkisi de Yahudi, bir tanesi de sahabe. Ha. Ondan sonra gitmedi. Geldi. Nasıl davrandı? Ve Allah ne dedi? Hiç olmamış gibi bir şekilde şey yaptı. Ama şey yaptı, uzak durdu. Selam şey yapmadılar. Sonra Allah ne yaptı? Peygamber bile tavır takındı değil mi ona? Konuşmadı. Kimseye de selam verdirtmedi. Böyleyken ha? Müdahaleyi kim yaptı? Allah yapıyor.
Allah böyle de değil ha. Demek için söylüyorum. Cihada gelmeyen sahabesine Allah Resulü ve sahabesine diyor ki onlara ona ikiye. Çünkü cihat çok önemli. Namus, mal, her şey. Bunlar üzerine sen gelmedin. Söz verdin aldı. Selam vermiyor. Başka bir ceza vermiyor. Der ki bir abi kardeş sana selam vermiyorsa, alaka duymuyorsa yani Allah muhafaza ya. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ne yaptı? Soğuk davrandı değil mi? Böyle bir zat dahi. Gene kim girdi devreye? Rabbul Alemin. Allah onları affediyor. Ve affediyor, tamam mı? Sonra diyor ki etrafına sert davransaydın etrafında kimseyi göremezdin diyor. Bu nasıl bir Allah değil mi? Celle Celaluhu. Ya böyle bir Allah'tan insan nasıl ümitli olmaz ya? Şeytan bile ümitli ya. Ha ümidi kesmemiş gitmiş ayeti yazmış dağlara, taşlara. Tam vefat ederken onu okuyacağım diye. Şey yapmış? Şeytan. O bir ayet var. Unuttum böyle. Allah'tan ümidini kesmeyen şey ayeti. Ondan sonra taşlara, dağlara yazmış. Her tarafa ki vefat etmem nereye denk gelirse bu ayeti okuyacağım. İmanla gireyim diye. Bir kısa mı? Ha? Evet. Ama peki, he? Sadece ümitsiz olan şeytan diye geçiyor ya. Ha, ümitsiz. Ümitsiz olduğu için böyle yapmış yani. İşte diğerler. Ondan sonra hani ne olur ne olmaz onu koymuş. İçsel alem ümitsiz. Ancak kafirler ümit. Peki şeytan sizden ümidi kesmiş mi? Vakıf oldular bunlar diye. Peki şeytan sizden ümidi kesmedi de Allah sizden ümidi keser. Sen sebap yapıyorsun, yapıyorsun. Şeytan diyor ki Allah bilmem neyini versin. Daha seninle uğraşmam lan hep sebap yapıyorsun. Ümidi kesmiyor. Gene bekliyor pusuda. Kedi fare bekler gibi bir boşluğunu yakalamaya çalışıyor. Hep sebap yapana ümidi kesmeyen şeytan, hep günah yapan bir kuluna Allah ümidi keser mi? Ya çok güzel bir Allah'ımız var. Böyle bir Allah'tan ümitli olmaz mı ya? Çok şükür. Allah bile devreye girmiş sahabeler afiyet olsun. Sen de var sana bir hakkın. He? Hakkın en... Ha. Ha, hakkın en münevver burhanı. Yani bu bir tane hep sayıyor burada. Bu efsafı sayıyor da. Hak'tan masat Cenab-ı Hak değil mi? Tabii canım. Hak şu. Cenab-ı Hak. Cenab yön demek. Hak demek esmalar. Esmalar. Esmalar her bir esmanın nihayetsiz mertebesi var. O esmalardan kazandığımız her bir mertebenin toplamına hakikat bin zat denir. Hakka mazhar oluyorsun. Onun için Risale'de ve ilmi kelam ve büyük alimler hep böyle Cenab-ı Hak demiş. Tamam mı? Niye diğerini okumadım? Buradaki gaye, burada atıf yapmamın gayesi Allah Resulü'nün sıfatı değil. Buradaki iki sıfat, onun sıfatları içinde iki sıfat Allah'ın bana davranış şeklini anlatıyor. Bana nasıl davranacak Allah? Böyle de değil. En az böyle, böyle de değil, daha iyi. Yeter ki namazını kıl, akabinde tesbihatı yap, işte cemaattan hasene geliyor. Şirketin sebebidir tesbihat. Eline geldiği kadar günahlardan uzak dur. Yaptığın ibadetleri başkasına bağışlamak manasında olan gıybetten uzak dur. Yeter. 5-10 dakika risale oku diyor. 26. sözde geçiyor. Mektubatta da geçiyor. Namazını hakkıyla kıl, yani tesbihatı yap diyor arkasında. Risale-i Nur'dan 5-10 dakika bir şey oku. Sonra bir ben uyduruyorum biraz. Haftada da bir gün derse git. Şunu da yapalım. Hadi bu kader ya. Dostun hassası diyor değil mi mektubatta? Birkaç dakika risale okusa, namazını kılsa, akabindeki tesbihatı yapsa. Tamam ya. Ne diyorsun ya? Ahir zaman kardeş. Ahir zaman. Her bir zamanın bir hükmü var. Bu zamanda da böyle. Zor şart olduğu için az bir şey çok sayılıyor. Nasıl oluyor? Sana ne? Bir tanesi öyle demiş Zeytinburnu'da. Bu kadar laf olur mu hocam dedi ya. Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın dedi mi? E diyor. Baktım tatmin olmadı.
Dedim ya Rab, dua ettim. Allah'ım bizi affet. Bu istemiyor dedim ya Rab. Bu adalet istiyor, rahmet istemiyor. Olur mu hocam dedi falan böyle sakın deme dedi amin dedi, olur dedi şimdi. Hatırladın mı? Var mıydı onu bilmiyorum. Zeytin onu. Vehhabi tipi ya böyle. Allah hep adil düşünüyor. Adalet ile biz muamele istemiyoruz. Hak ettiğimizde haşa. Haşa helak oluruz ya. Biz rahmetiyle ya. Ne hakkı? Hak mı var? Bir ayet var Hasan abi. Bugün bir karış atmıştı. Diyor ki ey günahta aşırı giderek... Ey günahlarda aşırı giden kullarım. Nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Kullar. Mesnevi Nuriye'de geçiyor ya. Kul ya ibadiyellezi esrafu la taknetu min rahmetillah. İnna Allah İnna Allah yağfırı zunu ve cemiya. Gafur rahim. Gafur rahim ha. Ey kulların, kullarım da haddini hududunu aşıp her türlü rezillik fazilekler yapan kullarım. Sakın. Diyor ki Allah rahmetinden ümidini kesme. Sakın ha, kesme. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır. Evet. İnnehu. Bağışlayan. Bağışlayan değil. Çok bağışlayandır. Mesela hani demiştin ya biz bağışlıyoruz. Evet. Allah ise çok bağışlıyor. Yok, Allah bağışlama olmuyor. Allah'a bağışlamak yakışmıyor. O bize söylüyor. Bağışlayın diyor. Bize bağışlamak, ona çok bağışlamak. Evet. Bize şefkat, çok şefkat değil. Onda şefkati mukaddesi. Çok bizde merhamet edicidir. Çok bağışlayan ve çok merhamet edici. İnnehu huvel gafurur rahim. İnnehu olsa o. Allah Allah. Ya ne kadar hoş ya. Çok bağışlıyor. Veriyor mesela. Tabii canım. Ne kadar hoş değil mi? Evet, tamam. Yani ey sevabı çok olanlar korkmayın rahmetimde olacaksınız demiyor değil mi İbrahim? Evet. Ne diyor? Ey kullarım. Hangi kullarım? O kul diyor ha günahkar ehline. Aynen abi. Bak, günah rezil, mülbisine, mülebbisine, rezil, kepaze, her türlü melaneti yapan Allah diyor ki, kullarım diyor. Kul ya ibadiyellezi esrefu. Ey bilmem neleri yapan kullarım. Aşırı giderek. Evet, alçaklar da demiyor, kullarım diyor. İman etmişlere diyor sanki. Ta iman edenlerin de zaten kafirin veladalin amin. Ya ne kurtarmış zaten Hasan abi. He? Günah yapmıyor zaten kurtarmış. Ya işte bak ne kadar hoş. Çok var İbrahim böyle, çok hoş. Dersin başında bir soru sormuşlar da. Ne diyorlar? Hadis ibadeleri mi abi? Evlenen dinini tamamlamıştırın bir manası bu mu acaba? Evet. Kısmı saniye. Aferin la. Aferin onu yazan. Evlenen dinini tamamlamış. Evet. Seyyid Ahmet. Evet. Tabii. Dinini tamamlamış olur. Çünkü eksikliğini gidermiş olur. İstisnalar umumi kaydı bozmaz. Bizimki hayat çok istisna bir avuç. Allah Resulü'nün ashab-ı sufası gibi. Bunu bir yere bir ders yapmıştı Hasan abi ya. Bu yani nasıl tamamlıyor evlenenler? Evet. Yapmıştık artık. Çok şükür. Aslında her gün yapabiliriz ya böyle ders. Ders umumi dersimiz olmadığı zaman Resul. Çok hoş oluyor akşam değil mi böyle? Yani isterseniz bir şey yaparsanız. Tabii sizin de meşguliyetiniz yoksa. Şimdi yani burada bu paragrafı bitiremedik ya. Şunu bir daha okuyalım. Her bir hareketinde ademi tereddüt. İşte niye tereddüt yok İbrahim? Anladık mı abi? Böyle yapacağım anlarsın bundan sonra. Tamam. Tereddüt niçin yok? Orayla buraya hükmediyor. Orayla buraya bakıyor. Orayla buraya karar veriyor. Oraya dinleyerek burada söylüyor. Şöyle. Orada iki burayı yapıyor değil mi? Hah. Tamam. Merkeze bakarak. Hah. Onun için ademi tereddüt. Yani tereddütü yok. Sonra muterizlere, itiraz edenlere adem iltifat. Tamam da sizin de dediğiniz de olabilir de doğru. Böyle hayatında esnek, gevşek, ciddiyetsiz, laubali yok. Muterizlere, itiraz edenlere adem iltifat. İltifat etmiyor. Yani bir doktor düşünün böyle arkadaşlar. Tahir, şöyle abi. Doktor gittin, psikolojiye gittin abi. Allah göstersin ama git.
Doktor sana dese ki, konuştun, şöyle dese, tahmin ediyorum ki herhalde muhtemelen mümkündür ki tecrübelerime dayanarak olabilir şöyle bir hastalığım var. Böyle olabilir hastalığına mümkün, tahmin ediyorum, şu ilaç fayda verir. Sen tahmin ediyorum, olabilir, muhtemel hükme verdiği ilacı kullanır mısın? Ne diyecek? Psikoloji hastalar veya hocalar, işte vaaz edenler, insanlar, hele psikoloji rahatsız olanlara sen daha iyi bilirsin. Alim cahille konuşurken tevazu olmaz. İlmin izzeti aşağı iner. Hayır. Doktor hastasına tevazu yapılmaz. Olabilir kardeşim. Şey değil yani. Siz de, evet sizinkisi de doğru. Hayır hayır. Kardeşim bu budur. Bu da budur. Seni otoriter gördü mü mükemmel bir itimat eder, dayanır. İtirazlarına şey yapma. İtiraz etti biraz geri vites alayım yok. Çünkü itiraz etmek emin olmak için sorar. İtirazlar hepsi tenkit için sormaz. Mesela abi öyle diyeyim bana soru soruyor. Biliyor zaten. Sualini söyleyin. Sual sormak yarısı cevaptır zaten. Abi öyle değil mi? Böyle değil mi? Darlatıyor beni. Ben niye darlamıyorum? Çünkü daha oturmasını istiyor. Daha fazla misal vermemi istiyor. Aklen, kalben, ruhen falan tatmin olma. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öldükten sonra dilime şüphesi mi var? Ama ya Rabbi kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor ya. Aklım tamam. İman da tamam. Ama kalben mutmain olmak istiyorum haşir. Dört tane kuş. Kes, parçala, armanla, dört ayrı tepeye koy. Bunun bir dersini yapmışız. Dört kuş ne demektir? Dört tepe ne demektir? İbrahim diye yazarsanız Nur dersinde var. Şimdi ondan sonra mutmain ol. Yani mutmain olmak için itiraz eder. Onun için hasta dese ki veya abi öyle değil mi ya? Yok kardeşim bu budur. Bu da budur değil mi Emre? Bu budur. Bu da budur. Bu kadar. Eğiliyse. Ha herkese mi böyle güvenilir? Gittiğin kişiye güven. Güvenmiyorsan gitme. İmam Azam'ın sözü var. Neydi? İsrafta hayır olmadığı gibi hayırda da israf yoktur. Başka bir de şöyle bir sözü vardı. Dur bakayım. Nasıldı ya bu manada? Sıkıldığın yere gitme mi? He. Gittiğin yerde sıkılma. Yok. Çekindiğin yere gitmeyin diyor. Evet. Bak. Çekindiğin yere gitmeyin. Gittiğiniz yere de çekinmeyin. Mesela gittiğin eve çekinmemek şu. Ben Mehmet geldim evine. Namaz kılacağım. Mehmet kardeş kıble ne taraf? Bu taraf. Bana söyle söyledin. Tamam. Şimdi sorulmaz. Müslümana sorulmaz. Kıble böyle mi Mehmet acaba? Lan kardeşim Müslümanı neyi itham ediyorsun? O hep öyle kılıyor. Kıblesiz mi? İki. Ya temiz mi seccade versen? Bu hakarettir. Ne tarafa kılayım dediğin zaman hiçbir şey vermiyorsa temizdir. O da kılıyor değil mi? Şuraya bak inceliği görüyor musun? Kalp görünce mutmain oluyor. Evet. O zaman mutmain oluyor. Hasan abi beslenme konusu ciddiyet ya. Evet. Mesela üstadlar en ciddi kardeşlerim diyor ya. Bu da işaret edecek çok güzel bir şey. Ciddiyet niye önemli abi? İşte o önemli. Nübüvvetin tahkikinde değil mi? Evet. Orayı okuyorum. Oraya sayfa kaç o? 100? 107 abi. 107 mi 108 mi? 107. 107 o ahlakı da daima devam ettiren yaşattıran ciddiyetle sıttır. Sıdk. İşte orası bu. Yani ahlak-ı âliyeyi devam ettiren ahlak-ı âliyeyi ve yüksek ruhları daim ve devam ettiren sıdk ve ciddiyettir. Evet. Yani demek ki ondan üstler hep ciddi kardeşler. Ya. İstersen geç oldu. Bunu okuyamayacağız herhalde. Burada bırakıyorum. Bir dahaki ciddiyet dersi, ciddiyet ve vakar dersimizi buradan devam ederiz. Zannediyoruz ki fazla gidemedik. Külliyatta dolaşmadığımız kitap yok. Hatırladınız değil mi? Mektubattan girdik, İşaretecaz'dan, Muhakkemat'tan, tamam. Ondan sonra tarihçi hayattan vesaire. Öyle yani ne? Ya açıyorsun,
metin okuyorsun veya bilmana naklediyorsun izah. Burada izahların içine bakarsak hep külliyatta dolaşmak var. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tına selavat. İbrahim Aleyhisselam yani kalben tatmin olmak, yani mucizeyi gözle görünce mi kalben tatmin oluyor? Yani sanki akıl tatmin olur gibi geliyor ama yani bunun kalp bağlantısını ifade edebilir misiniz? Şimdi bu beş tanesi bir bütün ya, bu gelmesi lazım. Bir, dima, erdinç. Gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Bunların cemi fiil gözüküyor. İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti ama mezardan kalkıyorlar. Gözü de görmesi lazım. Gözün görmesinin sebebi serbest bölgedeki tahayyülünü memnun etmesi lazım. Bütünlenmek istiyorum diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki dimanen tamam, vicdanen tamam, kalben mutmain demek. Bu silsilede bu da eylemi de görmek istiyorum. Peki görmedin mi yani bütün o dağlar tepeleri yaratıyorum? Ama benim elimle dirilt. Benim elimle olsun. Onu görmüyor. Tamam. Görmediğim şey his intikal etmiyor. Mesela ahireti niye fazla etkilenmiyoruz? His fikrimiz var, hissiyatımız az. Benim elimle bir şey yap ki dirilsin. Peki İbrahim Aleyhisselam böyle dedi derdin. Şimdi bir şey diyeceğim. İnsanız. Benim elimle ölüler dirilse, yani bazen diyorum ya Allah Resulü'nün parmaklarına su aktı. Öyle ezber okursan tesir etmiyor. Şuraya su döker misin diyorum. Ha, herkes uzatsın. Şimdi ben mucize göstersem parmağımdan su aksa ona, kendim görsem ben çekinirim ya. Buradan aksın. İsa Aleyhisselam kendisi diyor diriliyor. Ya ben diyeceğim ölü asırlık mezarlar kalkacak. İsa Aleyhisselam'ın imanı nasıl olurdu ya? Siz misal vermiştiniz ya, böyle kimse yok odada bir şey... Biraz sesli ha. Kimse yok odada bir şeyi hayal etmişsiniz ya. Şimdi Mehmet, şimdi İsa Aleyhisselam imanı oldu, tamam mı? Ben biraz hastayım imana. Peygamberler en çok imanın hastayım böyle. Şimdi içine gir içine. İsa Aleyhisselam fikirle, hissine, kalbine, ruhuna misafir ol. Boyalan. Şimdi ölüyor diyor ki kalk. Kalkıyor. Amalara göz ol ve açıl diyor, açılıyor. Cüzam hastalarına düzeliyor. Yani bunun imanı, boş ver o öteki Yahudilerin şeyi. Bunun imanı ne olur ya? Yani sahabeyi de demiyorum. Onun sahabesi. Ya nasıl bir iman, nasıl tahammül etti bu enerjiyi, bu barajı, bu enerjiyi burada nasıl tuttu, nasıl patlamadı bunlar ya? Nasıl bir geniş trafosu var ya? Yani eve 220 volt elektrik, 500 bin volt cereyan veriyorsun. Ölü diriliyor ya. Ölü diriliyor. Bize biraz böyle Allah biraz bana verdim böyle hissiyat, fikrat böyle. Mest oluyorsun ya. Acayip oluyorum ya. Tuhaf oluyorsun. Ya ölü, ben diyorum diriliyor. Ak diyorum, akıyor. Yağ diyorum yağmura, yağ yağdırılıyor. Kes diyorum, kesiliyor. Ya bu nasıl iman olur ya? Bir içine girin de bunu hissetmeye çalışın. Korkunç. Hani bazen abi insan tevafukken Cenab-ı Hak diyelim ki tam istediğini karşılaştırıyor. İnsanın nasıl bir memnuniyet oluyor? Of! Tevafuk diyor. Tevafuk Allah'ın konuşmasıdır diyor ya. Yani inayet asıl inayeti Rabbani diyor. Tevafuk zarfında ihsan ediliyor diyor Risale'ye karşı da. Yani şimdi adam bir gün içinde abi 4-5 tane tevafuku bir anda yaşasa bir insan. Of! Ama bu düşün abi, bunu bütün istediği oluyor bu. Yani bize yani istemeden karşımıza çıkıyor. Bizde bu kadar memnuniyet oluyor. Ne oldu biliyor musun bunlarla kalın? Niye tebessüm ettim?
Geçen cuma mı gitmiştik Mehmet Mustafa Küçük'e kabrine? Dün miydi? Dün cuma. Ha, bir nur talebesi. Biz böyle bir ölümüze sahip bile çıkıyor. Öyle bizim elimizde ilkokulda iken nurları tanıdı bu beldede. Neyse 37 yaşında vefat etti kardeşimiz. Cuma günü gittim ziyaret ettim. Böyle bir gene ziyaret ettim bir mezarlıkta. Bak bir şey anlatacağım. Ondan sonra ben gittiğim zaman yanında da bir karı koca bir adam. Dün biz gittiğimizde de adam da şey yaptı değil mi? Orada hemen o biz Yasin okumaya onlar da dahil oldu. Onlar kaldı ya. Ha, onlar hepsi kalktı falan. Onlar da istifade etti. Elleri kaldırdı. Şimdi bir şey anlatacağım. Ben orada böyle okudum. Karı koca da bu dünkü değil. Başka yerde oldu. Ondan sonra onlar da elini kaldırdı. Ben Yasin okudum. Dua işte ta peygamberleri yaptım falan. Amin dedi. Onlar da çok memnun oldular. Yani takma oldu belli kadının böyle. Yani iyi davrandım. Şanıma yakışır gibi muamele ettim onlara. Böyle hoşlarına gitti. Size bir şey sormak istiyorum dedim. Bu kimdi dedim. Yani dedi ki kadın benim arkadaşımdı dedi. Yani benim arkadaşım. Bu Büyükçekmece'de inerken şey var ya mezarlık. Orada oluyor bu. Benim başıma geliyor. 13 yaşında bir çocuk gömdük ya. Onun mezarına gittim doğmuştum. Ondan sonra bu benim arkadaşımdı dedi. Dedim ki şu anda dedim dua etse elini ya Rab bunu dirilt. Diriltse ne yapardın dedim. Şu anda mezardan kalksa seni konuşsa. Ey filanca buyur deseydi ne yaparsın? Böyle herhalde dedi ben oraya geçerim dedi. Ben ölür. Korkuda. Ben ölür. Dayanamam dedi. Yani şu anda dese ki ya filan mesela desem ki ey Mehmet buyur Hasan kardeş. Nasıl olur diye. Adam dedi ki demek adam dalmaya da iyi ki olmuyor dedi. Hiç unutmuyorum. Kadın cevaba bak. Herhalde ben oraya geçerim dedi. Eylemde gördüğümüz zaman eylem hissi oluyor. Hissi. Hissimiz aktif oluyor Erdinç. Başka sorusu olan var mı? Bak bakayım. Erdinç abi soruyor da. Başka? Peygamberlerin kendine iman etmek bu mu oluyor diyor. Ha. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahmet değil miydi? Ahmet. Muhammed. Peki ona vahiy geldiği zaman sen mutmain değil misin? Sen emin değil misin? Senin imanına ben kefil değil miyim diyor Allah. Demek ki ilk önce kendileri iman ediyor. İşte elinden, şimdi benim elimden su aksa şimdi. Herhalde benim ödüm patlar ya, iyi ki atmıyor. Aklım da kaldı ya. Mucizeler. Kendisi iman ettiğinde delil Hasan abi, kafirler bir delil göster diyor, hemen delil gösteriyor. Acaba diyor işte, acaba bu delil olur mu diye düşünmüyor yani. Hiç düşünmüyor. İmanı tereddüt. İmanının, imanına işte kendisi, kendisine gelen hakikate iman ediyor. Ya öyle zaten tabi o sahabe iman ediyor. Zaten öyle diyor. Senin imanına Allah kafi değil mi ayet? Kimse olmasa ben kafi değil miyim diyor. Demek ki kendi ruhuna ve kalbine gelen ilk önce kendisi iman ediyor. Mucizeler kendilerine de mucize oluyor mu diyor. Evet. Öyle oluyor. Tabii yani imanı artıyor. Yani iman, şey mucize ille kafir imana getirmek değildir. İmanının imanını artırmak içindir diyor en büyük. Evet. Şeyde söylüyor. Mucize tahmidiyede. İmanının imanını artırıyor. Tamam. Tabii ki kendisinin de kendi eliyle. Mesela bir misal söyleyeyim. Kendisine nasıl bir iman etmiş? Şimdi haşa, yüz bin defa haşa. Bu dini kendisi uydursa, onun iktiza ettiğiyle hareket edemez ki. Geldi bir tane bedevi. Şuraya dedi ben kızımı gömdüm canlı canlı diyor. Peygamber, İslam'dan önce. Bu din şeyse sen de peygambersen. Sahabe bu. Ya Resulullah oraya gidelim diyor. Çocuğu çağıralım gelsin bu dünyaya. Ben yaşayamıyorum vicdana. Vicdana yaşayamıyormuş adam. Kızını gömmüş ya.
Peki ne demesi lazım kendisi uydursaydı bu dini? Tamam da işte yani aslında onlar cennete gitti de elini kıvırıştırıyor, şey yapmak lazım da tevil etmesi lazım. Hadi gidelim nasıl der ya? Kendi uydurduğu bir dine. Hadi gidelim. Hadi gidelim konuşalım çocukla. Ne konuşacaksın çocuğu görmüş? Eminliği görüyor musun? İmanı görüyor musun? Hadi gidelim. Haşa haşa. Kendisi uydurmuş olsa ne demesi lazım? Aslında ölmüştür, cennette seni bekliyordur. Onlar artık şey yapmaz, bizi duyarlar ama Allah'ın adeti artık geçtikten sonra ne bileyim bir şey der yani, gitmez yani. Nasıl gidiyor? Hadi gidelim diyor. Ve böyle de vaka oluyor. Ya filane, o da diyor, buyur ya Resulallah. Annem babam burada, gelmek ister misin diyor. Gelmesini istiyor diyor. Ki hayır ben onlardan daha hayırlısını buldum diyor. Peki ölü dildi, ölü katli bizimle yemek yedi diyor 19. mektupta. Savaşa gider. O sahabe ne yapar? Bu Bekir Sıddık mesela. Öldü, öldüğünü beraber saftaştı. Öldü, şeydi bıraktık diyor. Efendim Bedir'de, Uhud'da bıraktık onu diyor Uhud'da. Ölmüş. Geldik bizimle arkamızdan atla geliyor annesi. Anne şefkatine bak. Diyor oğlum nerede diyor. Bir evladın, bir çocuğun en rahat yeri neresidir? Annesinin kucağı mı? Evet. Kucağı. Çocuğun en rahat yeri annesinin kucağı. Annesinin kucağını o kadar rahat yeri bırakıyor diyor ki burası daha güzel diyor. Allah Allah. Yani, çocuk kişiler mi sahibi? Vay be. Ve bulu çağına gelmeden ölen çocukların şu anda bakıcılar kim biliyor musun? Bakıcısı. İbrahim Aleyhisselam. Allah Allah. Peygamberimiz diye. Onları şimdi onlar gezdiriyor. İbrahim Aleyhisselam gezdiriyor hala. Yetimlerin. Tabi yetim yani bulu çağına gelmeyip ölen her çocuğu şu anda İbrahim Aleyhisselam çobanı. Başka sorunuz yoksa bir kahve içelim değil mi? Var mı bak bakayım soru var. Hazreti İsa da sana kız çocuğun aynı şekilde. Ha Hazreti İsa Aleyhisselam? Kız çocuğun aynı şekilde şey oluyor. Ne oluyor? Yarısı kızını kalkıyor yani. Diriltiyor onu. Diriltiyor. Şahitler de var. Var mı? Abdülbasit. Yok. Okuyamıyor musun sen? Biraz fazla yazmıştım. O zaman uzun yazdınsa böyle bir... Çok fazla uzun değil mi? Oku bakayım çabuk. Vicdandaki sistem şöyleydi. Zihni marifetullahı dirayet, tahminimce ciddiyet, vicdanda marifetullahın ziyadeleşmesiyle oluyor. Kendinde manaların canlandığını gören kişi ciddiyete bürünür. Kim o? Ne? Seyit. Evet. Yani ciddiyete bürünür derken böyle bu ciddi yani emin olur. Ciddi misin? Ciddi mi söylüyorsun? Duygular için ciddi misin? Beni seviyor musun? Ciddi misin? Böyle ciddiyeti mertebe alemleri farklı. Derece doğru. Doğru demiş. Başka var mı? Bak bakayım oraya bak. Sen oku. En son buyurun. Oldu. En son. Evet. Peki. Tamam. Yine hadi tekrar El Fatiha. Amin. Adam.